2 Ocak 2024 Salı Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Atatürk'te aldatmak Türkiye özellikle son 12 yıldır imhelenen küresel saldırılarla karşı karşıya, Türkiye tam bağımsızlık mücadelesinin hasımlarının saldırısıyla karşı karşıya, terör örgütlerinin kuyruklarını birbirine bağlayan, sahaya süren, hedefe Türkiye'yi koyanlar, yıllardır vazgeçemedikleri şer planlarının gereği için çırpınıştalar. İlk cephe olarak Doğu Akdeniz'den, Irak'tan, Suriye'den ve onun ikinci cephesi olarak Balkanlardan, Karadenizlerden, Kafkaslardan Türkiye'yi sıkıştırmanın, geleceğine ipotek koymanın şer gayreti içindeler. Yüzyıl önce başaramadıklarını şimdi başarabilmenin çabasındalar. Türkiye'nin verdiği mücadele milli mücadeledir. İstiklal mücadelesidir. Tam bağımsızlık mücadelesidir. Ve hasmı açık seçik bellidir. Batı emperyalizmi ve tüm uzantıları Türkiye'ye diz çökertebilmenin çabasındalar. Siyonist, evangelist emperyalizm, Türkiye'yi kontrolden çıkmaması için dışarıdan, içeriden teslim almanın gayretindedir. İsrail karakoluna eş olsun diye Türkiye'nin güney hattında PKK terör örgütü eliyle yani bir karakol inşasının çabasındadır. Mehmet Mehmetçiğe yapılan son kahpe saldırının planlayıcıları ve asıl failleri ABD ve İsrail'dir. Aylardır ABD'nin terör örgütü PKK ile yaptıkları tatbikat esas olarak terör saldırıları provasıdır. Açık olarak ifade edilmelidir ki terör örgütleriyle mücadele ediyoruz ama asıl arkasındaki emperyalizmle savaş halindeyiz. Bu gerçeğin dışında kalanlar Türkiye gerçeğinin safında olamazlar. Mehmetçiğin gazi meclisten süresi oldukça istediği yetki tezkerelerine Hayır oyu verenler Türkiye'nin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin içinde olamazlar. Türk silahlı kuvvetlerini yıpratmaya dönük pozisyon alanları koruyup kollayanlar Türkiye'nin safında yer alamazlar. Atatürk maskesiyle Atatürk'te halkı aldatmaya çalışanlar, sıkıştıkça Atatürk tüccarlığına soyunanlar, gardırop Atatürkçülüğüyle gerçek konumlarını örtmeye çalışanlar, Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinde adres olamazlar. Mavi Vatan stratejimizi zayıflatmaya saldırganlık olarak algılanır diyerek edilgenleştirmeye çalışanlar, Karabağ 30 yıllık emperyalist işgalden kurtarılırken emperyalizmin mikrofonu gibi konuşanlar, Türkiye'nin milli savunma sanayinde aldığı mesafeyi küçümseyerek yıpratmaya yeltenenler, PKK terör örgütünün siyasi koluyla kol kola girerek aynı pozisyona düşenler, PSK kimyasal silah kullanmıştır çirkin iftirasını atanları koruyup kollayanlar, Türkiye'yi işgalci görenlerin elini öpenler, Mustafa Kemal'in itleri çirkin sözlerini sarf edenlerle, tezkereler ve bildiriler kardeşliğiyle siyasi yakınlaşmaya girişenler, emperyalizmin iç cephede gedikler açma çabasında yer alanlar, 5 yıldır evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine PKK terör örgütüyle örgütü ve siyasi kolu çekincesiyle destek olamayanlar, PKK terör örgütünün siyasi koluyla kol kola girip Libya tezkeresine de hayır oyu vererek Doğu Akdeniz'de Batı emperyalizmini dayatmak istediği yeni sömürge planını Libya anlaşmasıyla zedeleyen Türkiye'nin safından kopanlar, iktidara gelecekleri umuduyla PKK, FETÖ ve emperyalizmi heyecanlandıranlar, Atatürk tüccarlığıyla gardırop Atatürkçülüğüyle, Atatürk maskesiyle gerçek yüzlerini asla gizleyemezler. O yüzler ki Atatürk'te aldatarak emperyalizmi umutlandıranlardır. O yüzler ki mazlum milletlerin umudu tam bağımsız Türkiye davasının öznesi, neferi, umut edileni, başvurulanı, adresi olamayanlardır. O yüzler ki Atatürk istismarıyla, Atatürk rozetleriyle, posterleriyle, maskeleriyle gerçek niyetlerini gizlemeye çalışanlardır. Başta o yüzler bilmelidirler ki hakikat sahteliğe asla yenilmeyecek.